cihazımızı yerleştirirken aslında zor olmadığını ve ne kadar kolay olduğunu görmüş olacağız arkadaşlar. Prize yakınlığı, musluğa yakınlığı, gidere yakınlığı önem arz ediyor arkadaşlar. Kurarken nelere ihtiyaç var onları görmek için cihazımızı hızlı bir şekilde kuracağız. Şura içeride kaybolmayacak şekilde. Şuraya kadar soktuğumuz zaman kokuyu da engellemiş oluruz. Ama tam içeri böyle basıp götürürsek o zaman dışarıya koku verir arkadaşlar. Bazı çamaşır yıkama cihazları bunun gibi tek su girişli değil, çift su girişlidir. Bunda da şurada yer bırakılmış. Su hortumunun kavisli bu kısmı cihaza takılır. Hortumun düz olan tarafını da buradaki musluğa takıyoruz. Cihazımız çift su girişli ise ya böyle çift musluk takıyoruz ya da şuraya çoğaltıcı koyulacak. Çatal musluk olacak. Şimdi buraya bir tane musluk takalım. Takmadan önce ana suyumuzu kesiyoruz. Sonra musluğumuzun içerisindeki basıncı alıyoruz. O da muslukları karşılıklı açmamız yeterlidir. ...22 burası için uygun. Termosifonunuz, su ısıtıcınız vesaire varsa onun da böyle vanalarını kapatın ki diğer taraftan akıp gitmesin. Musluğumuz bu arkadaşlar çok eski bir musluktur. 20 yıldan fazla. Sarım yönü de önemli arkadaşlar. Şöyle çevireceğimiz için biz de bunu bu şekilde saracağız ki şu şekilde hem içerisini dolduracak hem de conta görevi görmüş olacak. Yani şu taraflar mesela şöyle yaptığımız zaman dip tarafları burada conta görevi görecek. Şurayı böyle biraz meyilli yapmamız lazım arkadaşlar. Bakın şu conta tarafı, dip tarafı biraz şişkin olacak. Şu taraf. Şimdi saat yönünde çevirerek yerine koyuyoruz. Şekilde tamam, şu kadar boşluk bıraktım, sıkıştı, sonuna kadar da sıkışmasını beklememek lazım çünkü yatay kalır. Biz de bunu düzletmeye çalışırken hem dişi tarafını hem musluğun erkek tarafını zarar verebiliriz arkadaşlar. Suyumuzu açalım, kapalı olduğundan eminiz. Biraz su alıp bekliyoruz. Şimdi bekleyelim, bir sızıntı bir şey var mı görünürde. Bazen musluklar böyle çok sıkılırken de içten çatlamalar oluyor arkadaşlar. Zamanla oradan içe doğru da veriyor. Şuralar açık oluyor, buralardan çekip su gidiyor. Onu görmüyoruz yani, arkalarda vesaire kaldığı için bu tip olumsuz durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Bu işte musluk önemli arkadaşlar. Bir sızıntısı vesairesi yok arkadaşlar. Bunların da yine bu contaların üzerlerinde olduğundan emin oluyoruz arkadaşlar. Önce şöyle geri çevirip tam yuvasını bulup oturttuğunuz zaman daha kolay olur. Bazen böyle yanlış diş de hem muslukta hem de hortumlarda olabiliyor. Evet, şimdi şu aşamadan sonra içindeki lastiği sıktığını hissediyorum. Şöyle sallanma durumuna göre ayaklarını sağlam zemine oturtacağız arkadaşlar. Uygun boşluğu bulup sıkmaya çalışacağız. Şöyle. Thank you.
Şu şekilde bir oynama yok. Oynadıkça sağlam. Musluğumuzu açtık. Yıkama cihazımızı açalım. Mesela durulamaya getirelim. Başlatalım. Şöyle bir sıkmaya getirelim. Salıntı durumuna bakalım. Devir için 800 uygundur arkadaşlar. Fazlası çamaşırları da daha fazla çekmesine sebebiyet veriyor. Başlatalım. Evet, bir sarsıntı vesaire yok. Şuradan da anlaşıldığı üzere 800 devirde. Bu şekilde tamam. Faydalı olduysa beğenerek, abone olarak desteğinizi bekler. Mutlu günler dileriz.